Ee, çok sorulan e, sorulardan bir tanesi de kemik ödemi nedir? Tedavisi nedir? Şimdi kemik ödemi aslında çok genel bir tabirdir. Yani olduğu yere bağlı, oluş sebebine bağlı, kendi kendine mi oldu, bir e, darbeye bağlı mı oldu ama şöyle söylenebilir. Kemik ödemi aslında yani eliniz bir duvara falan vurduğunuzda nasıl dışarıda bir şişlik görülür? Kemik ödemi de aslında içeride meydana gelen bir darbe sonrasında kemik iliğinin içerisinde sıvı artışının meydana gelmesi. Bunların büyük bir bölümü darbeye meydan, darbe sonucunda meydana gelir. Mesela işte kayak yapma sırasında bir dönme meydana gelmiştir. Ön çapraz bağ yırtılır. Ön çapraz bağ yırtıldıktan sonra diz dönmeye devam ettiği için iki kemik birbirine çarpar. Ve bunun sonucunda femur distalinde yani o uyluk kemiğinin alt tarafında bir ödem meydana gelir. Şimdi bu direkt bir ağrı sebebi midir? Bazı, bazı durumlarda eğer çok basıncı yükseltmişse kemik içindeki basıncı evet bir ağrı sebebidir. Ama kemik ödemi genelde sadece bir bulgudur. Yani nasıl bir bulgudur? İşte MR'ı çektirdiğimizde diz yaralanması meydana gelmiştir. Bir MR çektirmişizdir. Ön çapraz bağ yırtılmıştır mesela. Kemik iliğinde de ödem vardır. Bize hastalar tabii bu insanda endişeye sevk ediyor. Çünkü kemik iliği ödemi dendiği zaman sanki böyle çok kötü kansermiş, böyle bir hematolojik bir rahatsızlıkmış gibi geliyor ama aslında değil. Bu geçici, son derece kendi alanında sınırlı, vücuda yayılan bir şey değildir. Bu sonuçta zaman içerisinde kendi kendine rezolve olması, düzelmesi beklenilen bir oluşumdur. Bunların kemik ili ödemleri sadece diz bölgesinde değil, bazen kalça bölgesinde, omuz bölgesinde de olabilir. Bunların büyük bir bölümünde sebep genelde travmadır, bir darbedir. Bu travma direkt travma da olabilir, işte bir yere çarpma gibi. Veyahut da indirekt travma olabilir. Biraz önce bahsettiğim gibi dizin dönmesi gibi işte bağ yaralanmasıyla birlikte ekstradan bir problem de olabilir. Kemik iliği ödeminin bazen travma haricinde kendi kendine olanları da vardır. Yani altta yatan bir sebep olmadan kemik iliği ödemi de meydana gelebilir. Bu kemik iliği ödeminin sebebini biz işte bilmiyoruz. Yani veya ee, veyahut da şöyle de olabilir bir darbe olmuştur ama hasta hatırlamıyordur. Mesela işte yüksek bir yerden atlamıştır ama hatırlamıyordur. Böyle çok eşelediğiniz zaman altından işte işte ben böyle bir yerden atlamıştım 15 20 gün önce olabilir mi falan diyor. Veyahut da bir halk oyunlarından sonra, bir folklordan sonra, bir dans'tan sonra uzun yoğun yapılan da yine kemik iliği ödemi meydana gelmiş olabilir ama sonuçta biz bunlar bunlarda büyük bir bölümünde beklemeyi tercih ederiz. Çünkü bunlar kendi kendine zaman içerisinde bazen bir ay bazen iki ay içerisinde kendi kendine çekilirler. Bir de müdahale zorunluluğu olan kemik ili ödemi vardır. Buradaki temel belirleyici olan ise bölgedir. Mesela kalçadaki bir kemik ili ödemi onu sonrasında bahsederim. Avasküler nekrozun bir bulgusu olabilir bu önemli bir şeydir. Ama dizde de sebepsiz yere kemik iliği ödemi olabilir ve son derece ağrılı olabilir. Şimdi biz bunlarda yine e, öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz. İşte istirahat, buz tedavisi, klasik ödem tedavisini uygularız. Ancak bazı durumlarda ağrı gerçekten dayanılmaz boyutlarda olabilir bu kemik iliği ödemine bağlı. O durumlarda sebepsiz yere meydana gelen kemik iliği ödeminde direnaj denilen delikler açma yoluyla içerideki sıvının dışarıya boşaltılması yöntemi denenebilir. Bundaki amaç sadece tedavi değil, aynı zamanda hastanın çektiği ağrının, konforsuzluğun tedavi edilmesidir. Bu nedenden dolayı nadir de olsa kemik iliği ödeminde cerrahi yöntemler uygulanabilir.